Müsaade edin bir olayı anlatmak istiyorum size. Milletvekili olduğum dönem 2006'lı yıllar. İstanbul Bahçeli Evler Çocuk Yuvası'ndan bir ihbar aldım. İhbarı yapan Bahçeli Evler Çocuk Yuvası'nın müdür muavini, düzgün, aklı başında birisi. Dedi ki sizi medyadan tanıyorum, çok vahim bir durum var burada. Lütfen dedi buluşabilir miyiz? Bir gece kalktım İstanbul'a geldim. Kendisiyle buluştuk. Bana Bahçeli Evler Çocuk Yuvası'nda yaşanan korkunç olaylar zincirinden bahsetti. Dedim anlıyorum ama bunu bana göstermen lazım. Beni yurda götür. Gece saat 9 yurda gittim. Çocuklarla konuştum. O gece nöbetçi olanlarla konuştum. 33 tane kız çocuğu o gece yurtta yok. Çocuklar dediler ki arkadaşlarımızı bazı yapılar gelip buradan alıyorlar. İstanbul'da bazı gece kulüplerine götürüyorlar. 13-14 yaşında çocuklar. Bazen sabaha karşı geliyorlar, bazen de gelmiyorlar. Geceleri uyuşturucu kullanıldığını söylediler. Korkunç bir tabloydu. Ben siyasetçiyim ama aynı zamanda da bilim adamıyım. Hepsini kanıtladım. O gece yoklama defterlerinin hepsinin fotokopilerini aldım, resimlerini aldım. İnanılmaz bir dosya hazırladım. Ve ertesi gün kalktım Ankara'da. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'ya gittim. Dedim ki Sayın Çubukçu, ortada korkunç bir rezalet var. Bize emanet edilen yavrularımız geceleri yurtlardan alınıyor. 13-14 yaşında çocuklarımız, bir kısmı hamile kalmış, başka isimlerle başka yerlerde doğum yaptırılmış. Doğan çocuklar başka yurtlara nakledilmiş. Yurtta uyuşturucu kullananlar var ve bu çocuklar kimi vakıflar adı altında Taksim'de bazı barlara gece yarıları götürülüyorlar. Biliyorum dedi, farkındayım. Niye dedim bununla mücadele etmiyorsun? Ne olur dedi bunu deşifre etme, kimseyle konuşma, söz veriyorum ben bu işin üstüne gideceğim. Peki dedim. Ertesi gün ne oldu biliyor musunuz? Beni o gece yurda alan müdür muavini görevden alındı. Ve ben delirdim. Ertesi gün bir basın toplantısı düzenledim. İşte dedim AKP'nin Türkiye'ye getirdiği nokta bu. Muhafazakar demokrat bir parti ve yaşanan korkunç bir rezalet. Ve devlete emanet edilen o yavruların içinde bulunduğu dramlar. Tabi bunun üzerine zamanın bakanı Çubukçu korkunç bir agresyon gösterdi. Gazeteleri aradı. Ve inanılmaz şeyler yaptı. O zaman da ciddi bir medya gücü vardı. Ertesi gün Hürriyet gazetesini çocuk yuvasına götürdü. Çocukları konuşturdular. Ve orada manşetlerle aynen bugün Timur Soykan'a yapıldığı gibi. Turan Çömez kalpsiz, iftira atıyor, yalan söylüyor. Kıyameti koparttılar ellerine geçirdiği medya gücüyle. Fakat ben dersimi öyle güzel çalıştım ki. Ertesi gün Hürriyet gazetesine bütün belgeleri gönderdim. O çocukların o gece olmadığı, nerelere gittiğiyle ilgili bütün belgeleri gönderdim. Ne oldu biliyor musunuz ardından? Birkaç gün sonra bir gün telefonum çaldı. O zaman Erdoğan Başbakan. Koruması. Dedi ki Sayın Başbakan sizinle konuşmak istiyor. Açtım telefonu. Turan Bey, sen gece yarısı kız yurduna ne hakla gidersin? Erdoğan'daki konuşmamızdan bahsediyorum. Sayın Başbakan, kız yurtlarında bu kadar rezalet yaşanırken ben bu milletin temsilcisi olarak kız yurduna gidemeyeceğimi mi ima ediyorsunuz bana dedim. Aramızda biraz gergin ama tabii ki benim bulunduğum konuma uygun bir nezakette de bir konuşma geçti ve telefonu kapattık. Ardından koruma bana bilgi verdi. Nimet Çubukçu dedi seni şikayet etti Erdoğan'a. Bakın korkunç bir rezalet bugün de yaşanıyor, yıllar önce de vardı ve maalesef bu dönem içerisinde kimlerin başına neler geldi bilmiyoruz. Bir küçük olay daha anlatıp diğer konuşmacıların zamanını almayacağım. Yani burada bir seneyi bir daha hatırlatır mısınız? 2006. Bütün kayıtları, belgeleri hala 2006 var. 2006 yılında. Evet. Bu ortaya çıkardığınız skandal üzerine o dönemin başbakanı Erdoğan koruması aracılığıyla beni aradı. Arıyor. Neden oraya gittin diye beni azarlamaya kalktı. Evet. Yani bir anlamda böyle bir skandalı ortaya çıkarmanıza tepkisini ifade etmiş. Evet. Devlet tepkisini göstermiş. Evet. Evet. Ve niye böyle bir skandal ortaya çıkıyor? Evet. Çünkü bunlar kapalı kalmalı. Bunlar gizli kalmalı. Bunlar muhafazakar bir partinin iktidarında olmamalı. Olduysa da kimse duymamalı. Ve birileri de bir yanlışın üstüne gittiğinde partinin hemen tepkilerini çekiyor ve üzerine saldırıyorlar. Yine bununla hemen hemen eş zamanlı artık ben bu konularla çok uğraştığım için insanlar bunu da bildiklerinden İhbarlar yapmaya başladılar. Bir gece İzmir'den bir telefon aldım. Bir devlet hastanesi. O gece nöbetçi çocuk doktoru. Dedi ki Sayın Vekil ben çok ağır bir travma yaşıyorum.
Bir çocuğum var burada, klinikte yatıyor. 17 aylık tecavüz edilmiş ve bu çocuğa adli tıp kurumundan sağlam raporu verilmiş. Akşam o telefonu aldım, ilk uçakla İzmir'e gittim ve gece saat 1'de hastaneye vardık Gökmen Bey. Doktoru çağırdık, çocuğu buldum. Bütün kanıtları ortaya koydu ve çocuğa tecavüz edilmiş. Burada problem adli tıp kurumunun buna nasıl sağlam raporu verdiği. Ve gece yarısı Adalet Bakanı Cemil Çiçek'i uyandırdım. Ve eğer dedim bu yarın adli tıp kurumunu toplamazsanız, bu çocuğa yeniden rapor vermezseniz sizi rezil edeceğim ve istifa edeceğim. Ertesi gün yeniden adli tıp kurumu toplandı ve tecavüz edildiğine dair belge verildi. Bakın artık böyle vekiller kalmadı. İnanılmaz şeyler yaşanıyor Türkiye'de ve maalesef, maalesef siyaset kurumu bunu çözmek yerine halının altına itmeyi ve olayların üstüne giden insanları insanlara saldırmayı tercih ediyorlar. Bu çok ama çok vahim. Sadece burada bu olayı demokratik yollardan insan hakları, çocuk hakları yönünden ortaya çıkartmak değil. Yüce dinimizi bu ahlaksız insanların bu yaklaşımından da kurtarmak için bunları konuşuyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu anlattığınız skandallara ilişkin bir iki başka detay sorum olacak. Lütfen. Daha sonraki bölümde. Özellikle eğer vakit olursa. Özellikle de Erdoğan'ın korumasının sizi arayıp Erdoğan'la sağladığı görüşme esnasında yaşanan diyaloğa ilişkin biraz daha detay rica edeceğim birazdan sizden. Birazdan Esergül Hocam'ın da yorumunu alacağım ama bir Salim Bey'in de bu meselenin hukuki boyutuyla ilgili ailenin. Bu arada o arkadaşlar kız kardeşlerinin yani EKG'nin kız kardeşlerinin şeyinden konuşmasından verelim mi bir bölüm uygun mudur, hazır mıdır onunla ilgili videomuz? Hı. Bir izleyelim onu. Bizim böyle bir şeyden ne haberimiz oldu? Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Yani 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Aynı evde büyüdük ve ben böyle bir şeye şahit olmadım. Eğer öyle bir şey olsaydı, bizim ablamla bir yaşlarımız birbirine çok yakın. Kardeşim de öyle. Yani bizim bize de aynısı olurdu. Ben 21 yaşındayım. Şu ana kadar evlenmedim. Öyle bir baskı da görmedim anne babamdan. Yani pek bir şey yok Fatma'nın ablamın dediği gibi. Ben de 19 yaşındayım ve halen de evlenmedim, bekarım. Bir sürü kızlar var. Bir sürü kızlar var gelin olarak. Yani bunların hepsi şimdi evli mi ya da çocuk mu gelin oldular? Evet, nihayetinde yargı kararını verecek ama hepimizin aklı var sayın seyirciler. Hepimizin aklı var, kimse aklımızda dalga geçmesin. Timur'un az önceki o tweet selinde aktardıkları tam da aklımızın, hepimizin aklını işaret ettiği konular. Deliller de öyle, konuşma kayıtlarındaki ifadeler de öyle. Ayrıca o sapıkla, böyle adlandırabilirim onu ben, 6 yaşındaki bir çocukla böyle bir şeyi teşebbüs eden bir kişi, onunla çekilen fotoğrafta ortada. Ne diyorsunuz Salim Bey? Yani herkes gibi tabii insanın yani ne diyeceğinizi de bilemiyorsunuz ama tüyleriniz diken diken oluyor abi. Yani hakikaten şimdi 6 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. 6 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Yani hepimiz çocuk sahibiyiz. Yani 6 yaşındaki bir kız çocuğuna bir baba ya saçının teline dokunurken bile imtina eder ya. O kadar